İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün 13 Aralık 2022 Kardemir'de kapanış değeri 18 lira 82 kuruş. Kardemir için daha önceki son çalışmamızı 18 Ağustos'ta 11 lira 75 kuruş iken yapmıştık. Bu çalışmamızda çeyrek fiyatlarında hafiften pozitife dönme olduğu zamandı. Yani şimdi aklımda kaldığı kadarıyla bu 11 lirada yaptığımız çalışma sonrasında baktığımızda o zaman Ağustos ayı imiş. Evet, şu bölgelerde bu çalışmamız sonrasında 11'lerden 18'lere geldi ve o çalışmamızda beklediğimiz makas direnç hedefimiz 18 lira 6 kuruş belirtmiştik. Bugün itibariyle hatta bu 18.06 7 Aralık'ta gerçekleşmiş. Biz yani yeni farkına vardık bugünkü hareketle. 18 lira 06 kuruş bugün ikinci kez gerçekleşmiş oldu. Ve o seviyenin de üzerinde kapadı. Dolayısıyla o çalışmamızda beklediğimiz makas direnç hedefimiz üzerinde kapanışlar başladı diyebiliriz. Şimdi hacme bakıyoruz. Bugün gayet hacimliydi. Aslında önce hani bu hareketin temel gerekçesini vurgulamak gerekir. Bugün Amerika'da açıklanan tüfe verileri beklentilerden düşük geldi. Dolayısıyla yıllık tüfenin gerilemesi emtialarda harekete neden oldu. Eğer enflasyon tüfe verileri düşük gelmeye devam ederse o zaman faiz artırımlarının hızının yavaşlaması, hatta önümüzdeki dönemlerde artırımlar yavaş yavaş düşe, yani Amerikan Merkez Bankası'nda faiz indirimlerine yer vermeye başlama düşüncesi emtialarda pozitif yönde harekete neden oldu. Dolayısıyla bu beklenti yönünde veriler gelmeye devam ettikçe emtia fiyatlarında pozitif yönde hareketler beklenebilir. Şimdi bu kapsamda Kardemir'de baktığımızda önce göstergemiz boyutunda bakalım. Bizim orta vadeli görünümü veren göstergemiz en son 24 Ekim'de 12.34 kapadığı gün pozitife dönmüş. Yani 24 Ekim'den 12.34 kapadığı günden bu yana göstergemizde pozitif görünüm devam etmiş. Şimdi hala 80 üzerinde devam ediyor. Yani olumlu görünümde göstergemiz. Önce negatif haber akışında ya da olumsuz endekste Kardemir'in zarar kes stop loss seviyelerine bakacak olursak, günlük periyotta bakarsak biraz fazla derin olmuş olur zarar kes seviyesi. O yüzden biraz daha hareketi yakınlaştırırsak, evet, 17.94, 17 lira 94 kuruş hızlı işlem yapanlar için stop loss zarar kes seviyesi olarak alınabilir. 17.94 zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi 16.64, 16.64 altında ise 15.30 destekleri izlenebilir. 16.64 ve 15.30. Olumlu hareketlerin devamı halinde ise bu daha önceden gelen bir makas bandı genişliğimiz var. Dikkat edersek şuradan başlamış. 1, 2, 3 ve şu bölge kısmen 4 ve 5. Bu bölgede devam eden makas genişliğimize bakacak olursak
Ortalama bir genişlikten aldığımızda, evet, dikkat edersek gençler hep aynı genişlikte dönmüş. Bir şurada biraz zayıf kalmış. Evet, güncel değerle bu makas direncimiz 17.55. Yani 17.55 üzerinde kaldığı sürece kardemir ikinci makas bölgesinde hareket etmekte. Evet, zamansal kaymamızı yaptırdık. 17.55 üzerinde ikinci makas bölgesinde dedik. Evet, biraz daha zaman kaydırsak. Şimdi ...17.55 ikinci makas bölgesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece orta ve uzun vadede ikinci makas direnç seviyesi olarak 24 lira izlenebilir. 24 lira ikinci makas direnç seviyemiz. Kardemir'e kısaca takasa da bakalım, sonra temel görünüme kısaca göz atmak istedik. Bugünkü aracı kurum dağılımına bakalım önce. Evet, %11 ilk 5 kurum alıcılık kapamış. Birinci alıcı 16 milyon lotta Bank of America. İkinci 3.7 milyonla yatırım finansman. İkinci sırada yatırım finansman. Üçüncü 2.9 milyonla HSBC yatırım yer almış. Satın tarafında Garanti İş Yatırım, Yap Kredi var. Yani AK'de gayet güzel, olumlu. Takas tablosuna baktığımızda günlük takasta yukarı göstergemiz yukarı dönmüş. Yani şu alım. Sarı göstergemiz alttaki. Evet, günlük takas 12'ye 19 milyon. Alım tarafı 10.8 milyon Citibank yabancı alımıyla gayet belirgin şekilde güçlü. Haftalık takasa bakalım. 20'ye 32 milyon. Yine alım tarafı güçlü. Emeklilik fonları, yatırım fonları ilk sırada yer almış haftalık takasta. Aylık takasa baktığımızda 32 milyona 46 milyon yine yatırım fonları ve 11 milyonla Citibank yabancı alım tarafında yer almış. Yani özellikle günlük takas daha belirgin yabancı açısından. Ama alıcılı toplamda günlük, haftalık, aylık her üçü de alıcılı. Toplam takasın %51'i ilk 5 kuruma ait. Yani biraz daha toplu olsa daha iyi olur. Evet gençler, takastaki görünüm de bu şekilde. Kısaca temel görünüme baktığımızda fiyat kazanç oranı 5.22. Daha önce şu bölgede çalışan direnç gördüğü seviye 12 50'ler, 12,5. Evet, yaklaştırdığımda çok sıklaştığı için biraz çok net belli olmuyor ama evet, şu şekilde bakarsak ortalama 12,5 direnci var daha geride. En yakın direnç bölgesi. Şu kısa vadede 5.86 üzerindeki FK'da 12 FK'lar direnç olarak izlenebilir. Güncel piyasa değeri, defter değeri 1.98. Daha önce baktığımızda şu bölgede direnç olarak çalışan fiyat kazanç oranı bölgesi 2.57. Bu seviye daha önce iki kez çalışmış. Şimdi 1.98-2.57 aralığında hissenin piyasa değeri, defter değeri oran analizi yapabiliriz. Bu oran, yani piyasa değeri, defter değeri oran analizi çalışmamıza göre hissenin
%29 küsur iskontolu olduğunu görüyoruz. Hesabı tekrar yaparsak evet, %29 küsur, yani %30 denebilir. Bu piyasa değeri, defter değeri oran analizine göre şimdiki 18.82 hisse fiyatına göre çalışma yaparsak 24 lira 43 kuruş, yani 24.43 kuruş bu orana göre hissede beklenen fiyat olabilir. Bu 24 lira 43 kuruş çıkardığımız, yani oran analizi sonucu, biraz önce teknik olarak bulduğumuz ikinci makas direnci 24 lira ile birbirine çok yakın. Bu da dikkatimizi çekti. Bunu vurgulamayı istedik gençler. Evet, demirci gençler için şimdilik bu kadar diyelim. Ereğli'yi soran arkadaşlar olabilir. Ereğli'yi geçtiğimiz haftalarda 41 lirayken çalışmıştık. Daha o çalışmamız güncel. Dolayısıyla o da bugün 43 küsürlere geldi. Ereğli merak eden gençler o son yaptığımız, yani bir hafta önceki çalışmamıza bakabilirler. Herkese iyi akşamlar gençler.